Biz sektörümüzün, kendi sektörümüzün içerisinde bahsettiğimiz 50 yıllık sürede sadece yasa gereği kurulmuş olan makine mühendislerinin odasının yanında artık sektör kendi kuruluşlarını da tamamlamış oldu. Bütün sivil toplum kuruluşları var, dernekler, vakıflar, odalarla beraber etkin bir süreç yaşıyor. Ama bu derneklerin ve odaların birlikte sonuca odaklı üretimleri son derece sınırlı kaldı. Bu yapılaşma ortaya çıktıktan sonra yaptığımız seminerler, çalıştaylar, bütün eğitim toplantılarının tamamında hedef odaklı olacak şekilde bunu sektörün hem üreticilerinin, hem tasarımcılarının, hem işletmecilerin ve hem de son kullanıcıların, benim için çok önemlidir son kullanıcının taleplerini, onların ihtiyaçlarını daha yukarıya çıkartacak. Hem enerji verimliliği açısından, hem insanın yaşam kalitesini çevreyle beraber artırması açısından bu tür yaptığımız çalışmaları doğru değerlendirmemiz gerekiyor. O doğru değerlendirmeyle beraber sonuç alınması gerekiyor. Bu sonuçlar da kamu yönetimine, ERK'e doğru raporlarla ulaştırılması gerekiyor. Eğer biz bu yaptığımız çalışmaları doğru raporlamalarla neticelendirmezsek bu çalışmalar boşa gitmiş oluyor. Başka ülkelerde de bu çalışmaların sonlandırılması, netice alınması zaman zaman aksayabiliyor. Ama bizim gibi bu aşamaya gelmiş bir ülkede mutlak surette yönetmeliklerin, standartlarının, yapı kodlarının oluşması açısından bu kadar yaygın şekilde yapılan inşaatları daha yukarıya, daha kaliteli hale çekmek adına sonuçlar çıkartmalıyız. Bu sonuçlar bizi hedeflere yönetmeli. Bunların çok az sayıda yapılabildiğini görüyoruz. Tabii bunda hepimizin belli noktalarda sorumlulukları var. Nereden kaynaklanıyor? Sivil toplum kuruluşlarında genellikle gönüllülük esasıyla çalışılıyor. Bu gönüllülük esaslarını profesyonelliğe taşıyabilmiş durumda değiliz. Profesyonelliğe taşınıp oralardan gerçek çıktıları ortaya koymamız gerekiyor.